13-12-2015 video 8. Cihat abi, evlerde biliyorsun hani bugün günümüzde beyaz eşya dediğimiz kullanılan elektronik eşyalar var. Bizim hatırladığımız ilk benim eşya lambalı radyodur. Biraz önce dükkanda çekimini yaptık. Baba yadigarı bir radyo var. İstiyorsan ondan başlayalım. Onunla ilgili hatıralarından başlayalım. Sonra başka istiyorsan televizyonu falan geçersin. Bunlar hakkındaki bir anılarını anlatır mısın bize? Bu radyonun bizim tarihimizde çok önemli günleri vardır. Şimdi o zamanlar, bir zamanlar televizyonlar çıktığı zamanki gibi herkes bir eve koşar, televizyon izlemek isterdi. Bu radyoda o zamanların komşularımızın, hele özellikle 60'lı yıllarda o Menderes'in yargılandığı zamanlarda mahkemeleri falan hep bunlardan, bu radyodan dinlemiştik. Bütün komşular geliyorlardı. Hatta hakimin Salim Başol, rahmetli hakim o zaman, rahmetli diyelim, sözleri hiç aklımdan çıkmaz. Söyleyeyim onları da. Sanıklar getirildiler. Bağlı olmayarak yerlerini alındılar. Müdafiler hazır. Açık olarak duruşmaya başlandı diye başlar. Ondan sonra işte şu davası, bu davası falan filan giderdi. Yani bu radyomuz, ki baba yadigarı olduğu için bakın orada duruyor. Geçen de bir antikacı geldi, belli bir para verdi. Hayır dedim. O bana çocukluğumu, ailemi hatırlatan bir radyodur. Ondan sonra tabii o zamanlar televizyonların çıktığı gibi, dediğim gibi, herkes onları dinlemek için koşarlardı. Evinde radyo olanların evini doldururlardı. Zaman geçti. 70'li yılların başında siyah beyaz televizyonlar geldi. Ben ilk, daha bekardım o zaman, televizyon, o küçük araba televizyonu, 21 ekran bir tane televizyon, 74 yılında baba evine götürdüm. Sonra tabii zamanla geçtikçe televizyonlar çoğalmaya başladı. Herkesin evine girmeye başladı. Ama kısa bir dönem sonra yine renkli televizyonlar mevzusu çıkınca büyük bir özentiyle mağazamda ben televizyon yetiştirememeye başladım. İlk renkli televizyonu 81 yılında yanımdaki mekanımın yanındaki kahvehaneye vermiştim. 118 bin lira. 118 bin lira, evet. 118. Neyse, karıştırıyoruz. 82 yılının sonunda Almanya'dan gelen rahmetli minareci Ali Özkan'dan 67 ekran bir televizyon aldım. O zaman Ayvalık'ta 3 kişi de televizyon var, dördüncüsü bende. Tabii aldık, renkli yayın yok. Renkli televizyon, siyah beyaz seyrediyoruz. Sadece ilk defa İngiltere Kraliçesi Lady Diana'nın düğününü renkli verdi. Yine benim evim komşularla dolup taşmıştı o gün. Sonra bir 30 Ağustos zaferini renkli verdi. Sonra da 82 yılı geldi. Avrupa Kupası maçları başladı. O da İzmir'de yapılmıştı. Ben maç hastası bir arkadaşıma, ya dedim kimseye söyleme, kalabalık olmasın, gel bu akşam ben de renkli seyredelim. Geldi, seyrettik. Aman dedim kimseye söyleme, dolmasın millet. Ertesi gün kapı çaldı, akşam açtım, arkadaşımızın yanında bir arkadaş daha eşiyle beraber. Hey Allah. Tabii fazla kalabalık değil, olsun. Ertesi akşam daha kalabalık. Ertesi akşam daha kalabalık. Bir hafta sonra benim ev full. Çocuğum yeni doğmuş. Kucağımda. Hanım şeyde, çay, ne bileyim, çay kahve ikramında. Ben çocuk kucağımda. Dayanılacak gibi değil. En sonunda televizyondan çok iyi anlayan tamirci bir arkadaşıma sordum. Abi dedi, sen şunu şurasını böyle böyle yap dedi. Televizyon 10-15 dakika çalışır, kapanır. Tamam. Açtım, yaptım. Ertesi akşam ben de denedim. Keyifli keyifli oturdum, yemeğimi yiyorum. Geldiler, oturdular. Ev anacık babacık. Koltukları bırakın, yerlerde çocuklar var. Açtık, maç başladı. 10 dakika sonra bu televizyon kapandı. Ben de bir telaş.
eyvah kime yaptıracağım, burada daha tamircisi yok bunların falan gibi bir havalar. Tabii 5 dakika içinde evde kimse kalmadı. Onlar gitti, ben çevirdim televizyonu tekrar. Ayarını bozduğum yeri yerine getirdim, işaretledim çünkü. Öyle demişti işaretle. Yerine getirdim. Kimse bir daha ayağını atmadı. Güzel bir anımdır, hiç unutmam bunu.